Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Kur'an-ı Kerim 6. sınıf 1. dönem 1. yazılıyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yazılılarda 100 almanız için elimizde geleni yapıyoruz ve bu sorular öğretmenler tarafından çok fazla kullanıldığı için bu soruları seçtik arkadaşlar. 6. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi için çok fazla kullanılan soru kalıbı bu. Mutlaka karşınıza çıkacak. Öğretmenlerin çoğu bunları kullanacak. Ama daha fazla yazılı sorusu için kanalımıza abone olmanız, videomuza like atmanız yani beğenmeniz ve yorum kısmına da yorumlarınızı yazmanız, yanlış yaptığımızı düşündüğünüz soru varsa da doğrusunu yazmanızı rica ediyoruz. Hemen geçelim yazılı sorularımıza. Bakalım yazılı sorularımız nasıl geçecek? Başlıyoruz. Çoktan seçmeli yani test sorularını yapalım. Allah tarafından Hazreti Muhammed'e Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir? Arkadaşlar Hazreti Muhammed'i İslam dininin lideri kitabı ise Kur'an-ı Kerim'dir. Bildiğiniz gibi doğru cevap D seçeneği olacak. Hemen geçiyoruz ikinci soruya. Kur'an'da anlatılan bizlere ibret olacak yaşanmış olaylara ne isim verilmektedir diyor arkadaşlar. Bütün peygamberlerin mutlaka ya ders alınacak yaşam öykülerinde ya da dini kitaplarda ders alınacak hikayeler vardır. Biz bunlara ne diyoruz? Kısa diyoruz. Kıssalar ders veren ibretlik hayat hikayeleridir. Arkadaşlar hemen geçiyoruz. 3. Kur'an-ı Kerim hakkında hangi dilde indirilmiştir? Türkçe, İbranice, Arapça, Farsça. Arap Yarımadası'nda Hazreti Muhammed'e indirildiği için aracı olarak Hazreti Muhammed kullanıldığı için anlayabilmesi için de Arapça'da indirilmiştir arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Dördüncü sorumuza. Farz olan namaz ibadetinde bir miktar Kur'an okumaya ne ad verilir? Evet, sadece kendimizin duyabileceği, dudaklarımızı oynatarak Kur'an okumaya arkadaşlar bildiğiniz gibi kıraat denir. Hemen kıraatı işaretliyoruz. Okumak anlamına gelir. Kıraat. Geçiyoruz beşe. Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım ayet ne diyor? Kur'an'ı güzel bir şekilde ağır ağır, tane tane anlayarak ve hissederek oku. Bundan ne anlıyorsunuz diyor. Aşağıda 3 tane bundan çıkarılır diyor. Bir tanesi çıkarılamaz. Hangisini çıkaramayız? Kur'an'ı anlayarak okuyun. Evet, Kur'an'ı ezbere okumalıyız. Öyle bir şey anlamadık. Diğerlerine bakalım. Kur'an'ı hissederek oku. Evet, tane tane oku. Evet. Kur'an ezberleyerek oku diye bir anlam çıkarmak imkansızdır yukarıdaki ayetten. Hemen geçiyoruz. Altıncı sorumuz bakalım bizlere ne diyor? Kur'an'ı onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad verilir arkadaşlar? Mukabele, tefsir, tecvid, tilavet. Arkadaşlar burada doğru cevap. Onu oluşturan harfleri çıkış yerine dikkat ederek güzel okumaya aslında tecvid nedir aynı zamanda? Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya, dikkat ederek okumaya da verilen isimdir. Doğru cevap yani tecviddir. Hemen geçiyoruz 7'ye. Kur'an-ı Kerim ne zaman, nerede indirilmeye başlamıştır? Arkadaşlar elbette ki Kur'an-ı Kerim Mekke'de indirilmeye başlamıştır. Ne zaman, yıl olarak nedir arkadaşlar? 610 yılıdır değil mi? 610 yılı Mekke'de indirilmeye başlanmış olan kutsal kitaptır. Hemen geçiyoruz. 8. soruya. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir? Kıssa neydi arkadaşlar? Ders çıkarılacak öyküler. Kutsal kitaplarda yer alan, ders çıkarabileceğimiz, örnek almamız gereken nedir? Öykülere, yaşam hikayelerine kıssa denirdi. Bakalım. Ders çıkarmak evet, örnek almak evet, yanlış davranıştan kaçınmak evet, doğru hepsi de okumamızı geliştirmek için değil, ders yani ibret almamız için oluşturulmuş olan kısımlardır. Kıssalar arkadaşlar geçiyoruz 9. soruya. 9. soru Kur'an-ı Kerim'i indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar indirilen ilk ayetler hangisi? Alak suresidir. İlk indirilen. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilk sure Fatiha'dır. Ama indirilen diyor. İndirilen ilk sure arkadaşlar Alak suresidir. İndirilen ilk ayetler ise
B1 ile 5. ayetler yani A seçeneğidir. Geçiyoruz hemen 10. soruya. Sorular çok güzel arkadaşlar gerçekten. Sorular çok hoşuma gitti. Öğretmenler de zaten bunları kullanıyor. Kur'an'ı güzel bir ses ve tarzla okumasına ne denir? Aa, buna benzer bir soru yukarılarda da vardı. Bakın tecvid arkadaşlar yine aynı şekilde karşımıza çıktı. Güzel bir sesle ve güzel bir tarzla okumaya ne denir? Tecvid denir. Yukarıda ne demiştik? Soru neydi? Harflerin çıkış yerlerine, özelliklerine dikkat ederek okumaya da tecvid denir. Dikkat etmeye. Zaten dikkat ettin. Çıkış yerlerine dikkat edersen güzel bir ses tonuyla ve güzel bir tarzla zaten okursun. Bunun cevabı da tecviddir. 10. sorumuz da bittik. Aa, geldi sırada doğru ve yanlış sorularımız var. Hemen doğru yanlış sorularımıza başlayalım. İslam her açıdan temizliği emreder. Arkadaşlar evet bu doğrudur. Temizlik imandan gelir. Sözü de zaten dilimizde düşmemektir. Kesinlikle doğru. Geçiyoruz 2'ye. Peygamberimize vahiy 610 yılında Hira Nur mağarasında İsrafil aleyhisselam tarafından getirilmiştir. Tabii ki bunun doğru cevabı İsrafil değil arkadaşlar. Cebrail'dir. Yani yanlış Cebrail tarafından getirilmiştir. 3. Hazreti İbrahim'in babası Allah'a inanıyordu. Hazreti İbrahim'in babasının adı bildiğiniz gibi Azer'dir arkadaşlar. Hazreti İbrahim'in babası hatta bir lakabı vardır. Şu anda aklıma gelmedi ama taptığı putun adını Hazreti İbrahim'in babasına lakap olarak takılmıştır. İnandığı putun adını lakap olarak taşıyan bir kişiyi de Allah'a inandığını söylemek çok zor. Yani buna yanlış demek zorundaysam birçok yerde, birçok yazıda Allah'a inandığı, müşrik olduğu söylenir ama Allah'a inanmadığı hikayelerden veya Hazreti İbrahim'in yaşam öyküsünü hayatını okuduğunuz zaman babasının putlara taptığını göreceksiniz. Geçiyoruz 4. soruya. İnsan bu hayatta nasıl yaşarsa ahirette de kendisine ona göre bir son hazırlamış olur, değil mi? Burada yaşadığınız günah ya da sevaplarınız ahirette sizi cennet ya da cehenneme yollama bakımında çok önemli ölçütlerdir. Yani biz ne diyoruz? Doğru. Burada nasıl yaşarsan ahirette ona göre davranılacak sana. 5. Kur'an-ı Kerim hükümleri kıyamete kadar geçerli olan ve Allah tarafından korunacağı belirtilen eşsiz bir kitaptır. Doğru mu, yanlış mı diyor arkadaşlar? Elbette ki doğru cevap diyeceğiz. 6. Secde sözlükte, evet secdenin anlamını sormuşlar. Secde ne anlama geliyor diyor ve şunu ekliyor açıklama olarak. İtaat, tevazu, içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek anlamlarına gelmektedir diyor. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Evet arkadaşlar kesinlikle doğrudur. Geçiyoruz 7. soruya. Kabe'yi inşa etmekle görevli peygamber Yusuf'tur. Arkadaşlar Yusuf değil İbrahim'dir. Yani yanlış diyeceğiz. Şuraya da İbrahim yazalım isterseniz. Hazreti karşınıza çıkabilir. Kabe'yi inşa etmekle görevli peygamber kimdir diye bir soru gelebilir. Siz ne diyeceksiniz? Hazreti İbrahim'dir. Hemen geçiyoruz. Hazreti İbrahim'i ateşe atan Firavun'dur. Evet arkadaşlar Firavun Hazreti Musa'yı öldüren kişidir. Yani biz buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Hazreti İbrahim'i ateşe atan Firavun değil, Nemrut'tur. Nemrut. Bu da karşınıza gelebilir arkadaşlar. Hazreti İbrahim putları kırdığı için Nemrut çok sinirlenir ve büyük bir ateş yaktırır. Hazreti İbrahim'i ateşe attırır ama Hazreti İbrahim'i o ateş yakmaz hikayesini okuyabilirsiniz. 9. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi 13 yılda tamamlanmıştır. Hayır arkadaşlar, 23 yıla yakın bir sürede tamamlanmıştır. 22 yıl, 2 ay, 22 gün olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam evet. 22 yıldan fazla sürmüştür. Yani pardon, bu yanlış bir bilgidir. Hemen geçiyoruz. Boşluk doldurma sorularına gelmişiz hemen arkadaşlar. Sınavımız umarım iyi gidiyordur. Hemen okuyalım.
Burada kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri diyor ki aşağıdaki boşluklara uygun yerlere yerleştiriniz. Yerleştirelim bakalım. Peygamberimize gelen ilk vahiy arkadaşlar hangisidir? Az önce ne dedik? İlk 5 Alak suresinde gelmiştir ve birincisi de oku. Yüce Rabbin adıyla okudur değil mi arkadaşlar? Oku ayetidir. 2. Hazreti İbrahim'in iki oğlundan birisinin ismi arkadaşlar İshak'tır. Şurada İshak var. Hemen kopyalayıp İshak'ı buraya yapıştırıyoruz. 3. Hazreti İsmail'in annesi Hacer ile Mekke'de bulundukları zaman Allah tarafından kendilerine verilen su arkadaşlar hiç kuşkusuz Zemzem suyudur. Allah tarafından kendilerine Zemzem bulacağız. Evet şurada verilen su Zemzem suyudur. Hemen geçiyoruz. 4'e Allah'ı anmak, ona yüceltmek, onu güzel isimleriyle anmaya Allah'ı tesbih etmek, tesbih etmek denir arkadaşlar. Evet çoğu kişi belki bunu bilmiyordur. Size garip gelebilir, komik gelebilir ama tesbih etmek, Allah'ı tesbih etmek. Kur'an'ı açtığınız zaman Kur'an'dan da geçtiğini göreceksiniz. Hemen geçiyoruz 5'e. Bir çağrıdır, sesleniştir, halimizi Allah'a arz etmektir. Neyle Allah'a yaklaşırız, halimizi arz ederiz? Elbette ki duayla arkadaşlar. Duayı hemen buluyoruz, kopyalıyoruz. Bir sesleniş, bir yalvarıştır da diyebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Hemen geçiyoruz. 6. Ey ateş! Az önce söyledik değil mi? Kimi yakmıyordu ateş? Hazreti İbrahim'i yakmıyordu değil mi? İbrahim'i hemen bulacağız. Hazreti İbrahim. Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol deniyor. Ve ateş Hazreti İbrahim'i yakmıyor, suya dönüyor ve esinlik, serinlik oluyor. 7. Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa indirilen evrensel bir kitaptır. Evrenselimizi bulalım hemen. Bulduk. Evet, evrensel bir kitaptır arkadaşlar. Yapıştırdık. Peygamber Efendimizin sözlerine hadis denir. Hadis var mı? Nerede? Evet. Hazreti Peygamber'in hadis, sünnet değil mi? Hazreti Peygamber'in yaptıkları, davranışları, yaşam tarzı, söylediklerine ne denir? Onun yaşantısı, sünnet söylediklerine ise hadis adı verilir. Evet arkadaşlar, sınavımız burada bitti. Gerçekten çok güzel bir sınav. 100 almamanız için hiçbir neden yok. Gerçekten çoğu öğretmen geçen sene 160 bin öğretmen bunu kullanmış web sitemizden alarak arkadaşlar. Düşünün 160 bin defa indirilmiş bir sınav karşınıza mutlaka çıkacaktır. Evet kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Başarılar diliyoruz. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.